Evet, merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün var elimizde. Bu sefer bir kulaklık deneyeceğiz. Jabra markasının bir kulaklığı. Jabra Evolve 40 modeli. Ürün böyle bir ambalajla birlikte geliyor. OEM ürünler gibi. Fakat Jabra firması Amerika'da merkezlenmiş bir firma ve kaliteli kulaklıklar üretiyor. Bu da o kulaklıklardan biri mi değil mi? Gelin birlikte inceleyelim. Şimdi ürünü elimize aldığımız zaman uşak bir kılıfı var. Onun içinden cihazı direkt çıkartalım ve birlikte hakkında biraz konuşalım. Ve bu cihaz temelinde de farklı bir kulaklık hakkında da konuşmaya çalışacağım. Bunun içinde başka bir şey yok. Arasında bir köpük vardı. Şimdi buraya bakarsak bu kablolu bir kulaklık. Hitap ettiği kesim şu. Evden çalışanlar. Korona ile birlikte biliyorsunuz evden çalışma ve ofise gitmemek üzere evde durma durumları artmıştı. Fakat yeni yeni çalışmalar başladı. Ofis ortamında dahi eğer sesten rahatsız oluyorsanız sizin için iyi olabilecek bir kulaklık seçmeyi düşündük ve bunda karar kıldık. Bir sürü kablosuz kulaklık modasının içerisinde kablolu bir kulaklığı özellikle seçtik. Geri gelmişken anlatmaya ve detaylı incelemeye başlamadan önce şu kablolu kulaklıklar hakkındaki rahatsızlığımı tekrar söylemek istiyorum. Kablosuz kulaklıklar hakkında. Buradaki problem şu değil. Yani tamam Bluetooth zararlı, yıllardır kullanıyoruz vesaire. İşte Bluetooth kulaklıklar çok zararlı. İşte kulağımıza takıyoruz. Sesi ve veriyi çok hızlı biçimde iletiyor ve çok yüksek radyasyon barındırıyor. Ama low power yani düşük enerji kullanıyor. Vesaire. Bunlardan bağımsız ve muhtemelen dikkat etmediğiniz bir nokta var. Yani bir kişiyi bunu kullanmaktan vazgeçirseniz bence iyi bir şey yapmış olursunuz. İki kulaklığın birbiriyle olan senkronizasyonu. Yani arada beyniniz kalıyor. Birinin birinden biraz geride gelmesi yani saniyenin belki %1'i kadar kulaklığın bütün kalitesini bitirir. Dolayısıyla kablosuz kulaklıklarda bu ikisinin arasında müthiş bir veri transferi var. Birbirlerini sürekli kontrol ediyorlar ve arada kalan şey sizin beyniniz. Bence kablosuz kulaklıkları özellikle bu kulağa takılanları kullanmamaya özen göstereyim. Belki yine yukarıdan kablolu olanlar için aynısı söz konusu olmayabilir ki bence onlar da büyük problem. Şimdi gelelim kulaklığımıza. Bu Evolve 40 modeli dediğimiz gibi yumuşak bir dokusu var fakat yani şurası sert. İçeride muhtemelen hoparlörü var. Küçük tamamen kulağa saran bir yapısı yok. Burada güzel bir ayrıntısı var. Şurasını mıknatıs diye yapmışlar. Şöyle çıt deyip oturtabiliyorsunuz. Onu kullanmayacağınız zaman. Burasının çıkmasını beklerdim. Çıkmıyor. Fakat burada 3.5 milimlik bir jack var. İşte, 3.5 milim. Genelde bütün bilgisayarlarda olan. Olmayanlar içinse bir USB girişi yapmışlar. Bu USB bu jack'ı buraya bağlayıp buradan da USB'ye bağladığımız zaman USB üzerinden de görüşmelerimizi yapabiliyoruz. Bu firma 150 senelik bir firma ve Danimarka kökenli fakat Amerika merkezli bir firma. 150 senedir dünyaya ses veriyoruz diyor. Yani güzel bir slogan ve 150 senede çok uzun bir zaman farkındaysanız. Ben kulaklığı uzun süredir kullanmadım fakat kısa deneyimimde gerçekten güzel ses verdiğini söyleyebilirim. Kulağa tam olarak sarmaması bir dezavantaj fakat buradaki amaç zaten evden çalışıyorsak toplantılarımızı rahatça yapabilmek olmalı. Belki de üzerinden oyun da oynanabilir çünkü mikrofonu da var PlayStation'da vesaire uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Microsoft'un Teams ve diğer tüm şu anda evden toplantı yapan uygulamaların tamamıyla uyumlu. Bu da güzel bir özellik. Özellikle de destekleniyor uyumlu olmasından ziyade. Buradaki en önemli ben niye kulaklığı almalıyım sorusunun cevabı şu. Noise cancellation yani dış gürültüyü azalttığını iddia ediyor bu firma. Özellikle bu ürünlerinde. Bununla ilgili ufak bir test bence yapabiliriz. Ben daha önce incelemesini yaptığım dünyanın en küçük oyun ve iş bilgisayarına
Bunu bağlayacağım, bir ses kaydı yapacağım. O yaptığım kaydı videoya ekleyeceğim. Arka planda da müzik açmayı düşünüyorum veya herhangi bir iPhone alarmı vesaire telif yememek için. Bakalım arka plandaki o müziği ne kadar size yansıtacak, ne kadarını yansıtmayacak. Dilerseniz deneyelim. Evet, şimdi USB'den bağladım kulaklığı. Ve bir ses kaydı yapmaya çalışacağım. Ve arka planda da bir müzik aç ya da alarm açmayı düşünüyorum ki acaba o alarmla birlikte bu ses kaydı bir fark yaratacak mı yoksa yaratmayacak mı? Onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi direkt olarak ses kaydı tuşuna Basıyorum ve mikrofonla konuşmaya başlıyorum. Arka tarafta da mikrofona son derece yakın olarak son seste değil, şu anda ses seste müzik duyacaksınız. Son seste müziği duyarken sizle birlikte konuşmaya çalışıyorum. Telefon çalıyor arka planda gibi düşünün. Acaba bu sesi gayet net duyabiliyor musunuz? Yoksa cancellation çalışması gerektiği gibi çalışmıyor mu? Birlikte göreceğiz. Son kez müziği değiştirdim. Farklı bir müzik açtım ve şu anda konuşmaya devam ediyorum. Bakalım, çok yakın telefon şu anda elimde ve mikrofona yakın, yani normal telefona bakma pozisyonumuzda, bir yandan da alarmları değiştirdiğim için. Bakalım nasıl, başarılı mı değil mi? Şimdi çıkarttım kulaklığı. Çalışırken aktif durumda burada bir renkli kısım var. Muhtemelen şu anda renk değiştiriyor olabilir. Aynısı bu tarafta yok. Burada bir kontrol paneli var. Bu telefona bastığımız zaman muhtemelen uyumlu uygulamalarda arama yapacaktır. Şurada direkt olarak Windows üzerinden sesi kısıp açıyor. Buradan da komple mikrofonu kapatıyor. Başka birine bir şey soracaksınız. Bu da güzel bir özellik. Buradan kırmızı noktaya basarsanız ne olduğu şu zannedersem meşgulüm gibi bir bilgi veriyor. Yani kulaklığın üstünde bu tarafta değil ama bu tarafta kırmızı bir ışık yanıyor buna basıldığı zaman. Dolayısıyla meşgul olduğunuz anlaşılıyor gibi düşünebilirsiniz. Farklı bir özellikse bana tekrar bildirirsiniz kullananlar ama öyle olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta aynı ışığın olmaması ilginç. Yani insanlar size sadece bu taraftan mı bakar bilmiyorum. Ya da var ve çalışmıyorsa yine bana bilgi verirseniz sevinirim. Tekrar buna bastığımızda o ışık sönüyor. Yani bu tarz kulaklıklar genelde dediğim gibi iş amaçlı alınıyor veya oyunda da kullanılabilir. Hem daha sağlıklı diğerlerine göre. Fakat şöyle bir durum var. Bunların belki kat kat daha pahalı ve Apple Store'larda satılan bildiğimiz Beats kulaklıktan da bende var. Ve şu anda şu durumunu istiyorsanız görün. Yani içler acısı, bütün derileri dökülüyor. Ve bu kulaklık dışarıda kullanılmadı. Gördüğünüz gibi tertemiz. Yani sadece evde PlayStation 4 üzerinden oyun oynarken kullanılan bir kulaklık kısa sürede bu hale geliyorsa ki bu sürede kullanılma sayısı çok az. Süre belki bir seneden fazla olabilir ama yani bir rakam atmak istemiyorum ama 30 kere kullanılmamıştır diyebilirim. Dolabın içinde duruyor, güneşin altında durmuyor. Yani bu tarz kulaklıklarda da uzun kullanım süreleri bence çok önemli. Ben bu ilk hediye geldiğinde satsaydım galiba 1600-1500 lira civarına satabiliyordum. Şu haliyle kimseye bu kulaklığı satamayacağım kesin. Dolayısıyla da aynı şeyler bunda da olursa size onu da video yorumlarında veya ekstra bir videoyla söyleyebilirim. Fakat olacağına inanmıyorum. Olsa da yedek parçası çok kuvvetli. Neredeyse her yerinin yedeği satılıyor Avrupa'da. Dolayısıyla olumsuz düşünmemeye çalışıyorum. Kılıfına bu şekilde giriyor ama işin garip tarafı böyle çevirdiğinizde buraya yapıştıramıyorsunuz. Yani sadece böyleyken burada duruyor bu. O da yani bir tasarım hatası mı diyelim. Yani iki pozisyonda da buraya gelmesi imkansız, öyle seçmişler diyelim biz buna. Şurayı isterseniz biraz yakından göstereyim. Bilgisayarla işimiz bitti. Burada da böyle bir tuş takımı var. Gördüğünüz gibi buna bastığımız zaman burada da kırmızı oldu.
O da güzel bir özellik. 150 yıldır biz ses üretiyoruz diyen bir firma için akıllıca. Böylece çalışma arkadaşlarınız sizin biriyle konuştuğunu anlayabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu incelemenin de sonuna geldik. Kısa ve özet bir inceleme oldu. Lütfen wireless kulaklıklarla, kablosuz kulaklıklarla ilgili hassasiyetlere dikkat edin. Eğer işiniz gereği home office çalışıyorsanız ve konsantre olamıyorsanız toplantılara evde çoluk çocuk sesi veya ne bileyim bir kafeden vesaire katılıyorsanız tam şu anda sonucunu da bilmiyorum. Arka plandaki sesi iyi cancel yani yok ediyorsa güzel bir kulaklık. Aynı zamanda bu tarz işler için bu bilgisayarı da inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Önemli bir bilgisayar bana sorarsanız. Çok küçük ve çok güçlü. Hem oyun, aslında hedefi oyuncular fakat iş bilgisayarı olarak da tabii oyunda kullanılan kullanılabiliyor. İyi bilgisayarlar arasında olduğunu söyleyebilirim. GPD firmasının bu bilgisayarının kanalında incelemesi var. Yaptığım inceleme ürün almakta veya ürünle ilgili merak ettiğiniz bir şeyi cevaplamakta yeterliyse lütfen kanalı takip ederseniz sevinirim. Onun dışında bir sorunuz olursa veya bir yorum yapmak isterseniz yorumlara yazarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka incelemede yine görüşürüz.